Aralık ayında turist vizesiyle Amerika'ya geleceğim. New York'ta kütüphanede ücretsiz dil eğitimi almayı düşünüyorum. Mesleğim yazılım uzmanı ve 5 yıllık tecrübem var. Türkiye'de 3 yıllık şirketim var. Amerika'da home office açıp E2 vizesine başvuru yapabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle siz Amerika'ya turist vizesiyle geliyorsunuz ve turist vizesiyle geldiğinizde geldiğiniz turist vizesinin kurallarına uygun davranmanız gerekecektir. Dolayısıyla buraya seyahat amaçlı giriş yapıyorsanız seyahat amacıyla giriş yapmanız ve o noktada adım atmanızda fayda var. Yok, buraya iş amacıyla geliyorsanız o zaman girerken de iş amacını dile getirip toplantı ya da seyahatler ya da araştırma yapacağınızı dile getirip bu noktada girişinizi yapmanızda fayda var. Eğer planınız daha sonra E2 vizesi almak ise E2 vizesi almak için home office adımı uygun değildir. Dolayısıyla home office yerine ticari ofis, yani ofis ortamında bir yeri tutuyor olmanız önemli olacaktır. Bunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla önemli olan nokta, eğer E2 vizesine doğru gidilecekse sonra E2 vizesi için yatırım yapılması ve bundan dolayı da ofis tarzı bir yer tutulması ve çalışmalar yapılıp onun üzerinden E2 vizesine geçişiniz için gerekli adımları atmanız yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.